birlikte enerji fiyatlarının seyri doğalgaz başta olmak üzere yakıt fiyatlarını ciddi oranda artırıyor. Hal böyle olunca yalıtım da bir keyfiyet olmaktan çıkıp zorunluluk haline geliyor. Yalıtım uygulamaları maddi kazancın yanı sıra güvenlik anlamı da taşıyor. Konya'da faaliyet gösteren İzonex İnşaat'a gidiyor. Yalıtımın önemini en yetkili isimlerle konuşuyoruz. Ülkemizde enerjinin %34'ü binalarda kullanılıyor ve bu enerjinin %80'ini ısıtma ve soğutma amaçlı tüketiyoruz. Enerjimizi verimli kullanamadığımız için milyarlarca doları havaya savuruyoruz. Yazın soğutma amaçlı kullandığımız elektrik, kışınsa doğalgaz faturasını yarı yarıya azaltmak istiyorsak şimdiden harekete geçmemiz ve binamıza yalıtım yaptırmamız öneriliyor. Konya merkez olmak üzere Türkiye genelinde ısı ve su izolasyonunda başarılı uygulamalarla adından söz ettiren İzonex İnşaat, sektörün gelişimine katkı sağlıyor. İzonex İnşaat olarak endüstriyel zemin kaplamaları, ısı, su ve ses yalıtımları noktasında hizmet vermeye 2008 yılında Konya merkezli olarak başladık. Diğer bir merkezimiz de İstanbul'da. Yurt dışı temsilciliği yapmış olduğumuz Linex, Supertörn ve Caprotec firmalarının ürünlerini tedarik ettiğimiz gümrük müşavirliğimizin ve merkezi noktada tedarik problemlerimizi çözen firmamız da İstanbul Ümraniye Ateş İnşaatı olarak birlikte faaliyet göstermekteyiz. Bölge Müdürü Raşit Ay, yeniliklerin peşinden gitmemiz ve fark yaratma isteğimiz bizi yalıtım alanında yatırım yapmaya itti diyor. İlk başladığımız dönemlerde ne yapabiliriz? Sektörün dışında nasıl farklı hizmetler verebiliriz? Biraz alışılagelmişliklerin dışına nasıl çıkabiliriz sorusunu ekip arkadaşlarımızla birlikte şirketi ilk kurduğumuzda yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde Linex, Supertörn ve Caprotec'in doğru ürünler, sektöre cevap verebilecek ürünler ve bu noktada gerçekten farklı ürünler olduğunu kanaat getirerek bu ürünleri Türkiye'ye getirme kararı aldık. Su yalıtımı ve endüstriyel zemin kaplamaları konusunda 20 yıla yakın tecrübeye sahip Erkan Ercan, firmanın Türkiye Satış Koordinatörü olarak görev yapıyor. Ercan, inşaatın en önemli kalemlerinden birinin yalıtım olduğunu vurguluyor. Genelde insanlarda şöyle bir ön yargı mevcut. Özellikle yapılarda yalıtım denildiği zaman en son kalem veya en son para harcanmaması gereken kalem olarak görülmekte ama aslına bakarsanız en önemli kalemlerden bir tanesi yalıtım grubu. Erkan Ercan, binaların temelinde oluşabilecek su kaçaklarının insan sağlığından bina güvenliğine kadar ciddi sıkıntılar doğurabileceğine dikkati çekiyor. Bir beton içerisinde suyun hareket etmesiyle mevcut beton içerisindeki donatı korozyona uğrayabilir. Bu korozyon neticesinde donatı genleşerek betonu patlatabilir eğer paspaylar da yetersizse. Bu beton patlaması demek ise binanın Allah korusun çok ciddi yaralar almasına sebebiyet verir ki bunların telafisi maddi olarak mümkün olabilir, olmayabilir. Bu da insan can kaybına sebebiyet verebilir veya bu noktada mal kaybına da sebebiyet verebilir. Müdürü Raşit Ay, tüm bu uygulamalar esnasında hizmet içi eğitimlerin hiç bitmediğini ve hep daha iyinin takipçisi olan ekiplerinin başarılarında en önemli etkenlerden biri olduğunu söylüyor. Bu bir hizmet ekip işi. Bugün uygulamasının öncesindeki fizibilitesine ve son nihai koruyucu kaplama ile birlikte müşteri teslimine varıncaya kadar her aşama titizlikle, önem ve ehemmiyetle yerine getiriliyor. Bugün ben de bu işi yapabilirim diye işe giren ve ben bu işte başarılı olabilirim deyip altyapısını oluşturmayan bir firma değiliz. Yalıtımın bir sistem işi olduğu tespitinde bulunan Ercan, uygulama yapılacak alana ve şartlara özel mühendislik çözümler sunduklarını dile getiriyor. Dünyada isterseniz en iyi malzemesi elinizde olsun, yalıtım işi bir sistem işidir. Bu sistemi doğru belirlemek gerekir. Bu sistemi belirlerken de belirleyici faktörler vardır.
Bunlar mevcuttaki alanın iklim şartları, zeminin durumu, binanın kaç katlı olduğu, yapının durumunun ne olduğu çok çok önemli detaydır. Mevcut bizim bünyemizde bulunan distribütörlüğünü yaptığımız markalarda, çalışmasını yürüttüğümüz markalardaki en büyük avantajımız budur. Zira ürün gamı çok geniştir. Bu geniş olmasından dolayı, ürün gamının böyle geniş olmasından dolayı da ürün çeşidini ve mevcuttaki sistemi belirleyerek ürünü seçeriz. Dolayısıyla yaptığımız her işte de %100 performans alırız. Bu da yalıtımdaki ana kuraldır. Yalıtıma dair algının değişmesini hedefleyen Raşit Ay, bina iç ve dış cephelerinde, endüstriyel tesislerde, püskürtme sistemiyle insan elinin değemeyeceği alanlarda dahi 2 milimlik kaplamayla 1 saatte sonuç alınabildiğini ifade ediyor. Bugün elimizi dahi dokunduramadığımız bir alanda sadece 1 veya 2 milimetre sıcaklığın derecesine göre yapmış olduğumuz kaplamayla 15 dakika sonra elinizi dokunabiliyorsunuz. Aylarca beklemeye gerek yok. Performansını hemen o an o dakikada sizlere sunabiliyor. Proje bazı işlerde mühendislik hizmeti sunduklarının altını çizen Raşit Ay, yatırım maliyetlerini de kendini kısa sürede amorti ettiğini belirtiyor. 3 saniyede kuruyabilen ve ek yeri olmayan, camda dahil olmak üzere her noktaya aderans alabilen Linex gibi bir markayı temsil ediyoruz. Bunu piyasaya kabul ettirebilmek çok zordu. Ekonomik olarak da üst limitlerde olan bir malzeme. Fakat geri dönüşü, feedback alma süreniz çok kısa. Yatırım maliyetinizi çok kısa zamanlarda, sürelerde amorti edebiliyorsunuz. Tabii ki bunu anlayabilen ve anlatabildiğimiz müşteriler direkt olarak kullanıma başladılar. Bugün 2005 yılında yapmış olduğumuz kaplamanın hala faaliyette olduğunu görmek bizim ne kadar doğru olduğumuzu gösteriyor. Kazançla ilgili fizibilite raporlarıyla işe başlayan firma elde edilecek sonucu en başından taahhüt ediyor. Hal böyle olunca Konya'nın sınırları aşılıyor, Türkiye genelinde proje üretir hale geliniyor. Bugün bizi Türkiye'nin her yerinde görebilirsiniz. Nereye bakarsanız, nerede zorlu bir proje var, biz oradayız. Bugün Kırklareli'de de biz varız, Şırnak'ta da biz varız, Samsun'da da, İstanbul'da da, Antalya'da da biz varız. Projelerimiz bu noktada kendisini ispat etmiş. Yıllar önce yapmış olduğumuz alanlar dahi hala faaliyette ve hizmette olduğunu görebiliriz. Ocak 2011 tarihinden itibaren Türkiye'de yeni yapılan binaların yapı kullanım izinlerinin çıkarılabilmesi için enerji kimlik belgesini almak zorunlu. Mevcut binalara enerji kimlik belgelerini tamamlamaları içinse 2017 yılına kadar süre tanındı. Erkan Ercan bu alanda yapılan yasal düzenlemelerden duyduğu memnuniyeti ifade ediyor, halkın farkındalığının da artmasını diliyor. Özellikle endüstriyel ısı izolasyonları ve bina dış cephe, iç cephe ısı izolasyonlarıyla günümüzde bizler uygulamalar yapıyoruz ve çözüm oluyoruz firmaları. Endüstriyel ısı izolasyonlarında verim kaybı çok ciddi oranlarda ve bu konuyla ilgili özellikle devletimizin almış olduğu tedbirler var ve bu konuya da gün geçtikçe önem vermekteler ve bununla ilgili yasalar çıkmakta. Ama gel gelelim, hala bu yasalar çıkmasına rağmen insanlara geri dönüşümü çok kısa zamanda olmasına rağmen insanlar gerekli özenini göstermemekte ve neticesinde yalıtımla ilgili kayıplarımız ülke ekonomisi anlamında da çok ciddi boyutlara gelmekte. Aynı işi yapan meslektaşlarını rakip değil, yol arkadaşı olarak gördüklerini ifade eden Raşit Ay, büyük resme bakıyor, ülke ekonomisine sağlanacak katkıyı önemsiyoruz diyor. Birçok önemli ciddi markalarda bu noktada rakiplerimiz. Fakat biz onları rakip olarak görmüyoruz. Onları yol arkadaşı olarak görüyoruz. Tüm sektörde bu alanda hizmet veren her firma bizim yol arkadaşımız. Çünkü aynı hedef üzerine gidiyoruz. Müşterinin problemini çözmek, onlara istemiş olduğu yalıtımı, hizmeti kalitesiyle, işçiliğiyle sunabilmek. Binalarımızda yalıtımsızlık nedeniyle boşa harcadığımız enerjinin maliyeti yılda ortalama 9 milyar 265 milyon dolar. Sadece geçen yıl doğalgaz ithalatını ödediğimiz rakamın 20 milyar dolar olduğunu düşünürsek yalıtımın önemi daha da iyi anlaşılıyor. Biz enerjide dışa bağımlıyız ve elektrik enerjimizin çok büyük bir potansiyelini yurt dışından alıyoruz. Doğalgaz da bu noktada takdir edersiniz ki dışa bağımlıyız.
ve enerjimizin neredeyse tamamını dışarıdan alıyoruz. Böyle bir durumda paramız sürekli dışarıya gidiyor. Ülkesel olarak kalkınmayı hedeflediğimiz bu noktada paramızın cebimizde kalması gerekiyor. Tabii ki ısı yalıtımı da bu noktada maddi kazanç hususunda bizlere çok çok önem var. Bu görünen faydası. Boşa giden enerji sadece bütçemize değil, yarattığı sera gazı emisyonuyla çevreye de zarar veriyor. Oysa istatistikler ısı yalıtımıyla binalarda %50'ye yakın enerji tasarrufu sağlamanın mümkün olduğunu gösteriyor. Dünyada global ısınmanın sürekli arttığı bir ortamdaysak, iklimlerin değişmesine şahit olabiliyorsak, o zaman ısı yalıtımı yaparak enerji kaçağını engellemeli ve global ısınmanın da bu noktada önüne geçiyor olabilmemiz çok çok önemli. Ülkemizde yalıtımın seyrinden ve geleceğinden umutla söz eden Erkan Ercan, daha verimli uygulamalar adına denetimlerin sıklaştırılmasını talep ediyor. Gelecekten ümitliyim. Çünkü her gün bununla ilgili yasalar çıkmakta, her gün bir şeyler değişmekte ve daha iyiye doğru gitmekte. Bunların daha da artmasını, denetimlerin daha da sıklaşmasını canı gönülden arzuluyoruz. Zira yapılan yanlış imalatlarda veya yapılan yanlış işlerde geri dönüşümleri çok ağır oluyor. Bu geri dönüşümleri minimize etmek için bu gün geçtikçe önemi artan izolasyon konusunda daha da güzel yerlere gelmesini temenni ediyoruz. Yalıtım yaptırmaya karar verdiğinizde doğru ve uzun ömürlü bir yalıtım uygulaması için kaliteden taviz vermemek gerekiyor. Bölge Müdürü Raşit Ay, tüketicilere bugünü değil, yarını düşünerek hareket etme çağrısıyla sözlerini noktalıyor. Yatırım maliyetlerini kısacağız ve kazanç sağlayacağız diye kaliteden kimse taviz vermez. Hiç kimse ödün vermez. Benimle çalışıp çalışmama veya bu sektördeki bu ürünlerle çalışıp çalışmama hiç önemli değil. Doğru ürün, doğru maliyet ve doğru yerde doğru projeyle çalışıyor olabilmek çok çok önemlidir. Bu paramızın cebimizde kalıyor olabilmesi, ilk yatırımla tek nokta atışı yapıp ileriye dönük sürekli bakım maliyetlerini ortadan kaldırıyor olabilmek bizim ülke olarak da ilerliyor olabilmemizdir.